Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim arabanız var mı? Yok, arabam yok. Yani şöyle yok, 2011'den beri benim arabam yok. Satışını da verdim. Yani aşağı yukarı 8-9 sene oldu, arabam yok yani. Ama cezamız... Üstüme kayıtlı bir şey yok. Ama cezam var diyorsunuz. Cezam var. Hani görebilir miyiz efendim? Vallahi şöyle bir şey, aslında E-Devlet'e düştü, ben de daha yeni gördüm. Ondan evvel yok, hani bir yazılı bir tebligat bana gelmedi. Evet. E-Devlet'e baktım öyle asfalt kadar, şans eseri yani baktım. İki tane ceza, biri Ankara, biri Ordu. Ben iki yere de ömrümde hayatımda hiç gitmedim. Çok oralara hiç gitmediniz mi? Hiç gitmedim ben orada, işim yok yani orada. Gitmedim ve benim üstüme hani kayıtlı olmayan bir araca gelmiş. Hani aracı da bilmiyorum, hani orayı da bilmiyorum. Ceza geldi. Peki yani ne yaptınız şimdi efendim? Vallahi şeye gittim, adliyeye gittim. İkisine de şey yazdım, itiraz, dilekçe yazdım. Bana dediler ki 1-2 ay içinde hani bu bir sonuca varır. Peki dedim, sonuç ne olur? Olabilir de, olmayabilir de, yani olumlu veya olumsuz size dönüş yapılacak. Tamam da şimdi ben gitmediğim bir yerde veya arabam yok, niye ceza ben ödeyeyim? Biri evet. 400 lira, biri 108 lira. Evet. Neden olsun yani? Peki efendim hani hiç oraya gitmediniz mi o sene? Hani hiç gitmediniz mi? Yok. Yok. 2017 mi? 2018'de E-Devlet'te yazıyor gerçi. O tarihlerde ben ceza yemişim. O tarihlerde benim işim orada. Yani ömrümde gitmedim. Hani o tarihi bırak, ben ömrümde gitmedim oraya. Ankara'yı gördünüz mü hiç? Yok. Orada gördünüz mü? Yolunu bilmem. Bu kadar söyleyeyim. Hiç gitmediniz. Yolunu, yok, gitmedim. Sonra buradaki memur arkadaşlara sordum. Peki ne yapacaksınız peki şimdi? Ödeyim mi? Ödeyecek misiniz yoksa ne yapacaksınız? Yok, ödeme durumumuz yok. Zaten bu pandemi dolayından dolayı zaten çalışmıyoruz, etmiyoruz. İş yok, güç yok. Yani ödeyecek durum yok yani. İki tane ceza geldi. İki tane ceza. Neresiymiş zaten? Adresleri bir bakabilir miyiz? Okuyabilir misiniz? Valla biri Yeğen Bey, hatta Yeğen Bey'in nerede olduğunu da ben bilmiyordum. İnternetten baktım. Ankara'ymış meğer. Orada yemişim. 06 plaka, AC plakayı yemişim. Hiç alakam yok. Biri de Ordu'dan gelmiş. O da 52 plakaya gelmiş. Onu da bilmiyorum. Yani böyle bir şey yani. Plakalar ayrı ayrı mı? Plaka? Ayrı ayrı plakalar. İki araç gözüküyor o zaman. İki araç. Hani benim üstüme de değil. Hani bakıyorum. Benim üstüme de böyle bir araç kayıtta yok. Evet. Yani şu anda ayrı arabalardan iki tane ceza geldi. He. Yani arabam yok ama cezam var. Allah Allah. Ne yapacaksınız şimdi? İtiraz ettiniz, bekliyorsunuz herhalde. Bekliyoruz yani, devletimizden bekliyoruz yani. Yani olumlu bir şey bekliyoruz. Ödeyebilecek misiniz? Yok canım, nerede ödeyeceğiz hani? Ödeme durumu yok şu an. Anca itirazımızı yaptık, öyle bekliyoruz şu an. Peki, geçmiş olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. İsminiz soyadınız neydi? Doğan Perçin. Bunlar benim işte itiraz ettiğim yoksa belgeler. Biri Ordu, biri Ankara. Nasıl efendim? Biri Ordu, biri Ankara. Tamam, bekliyorum. Şuraya ben yazmışım. Şu Ordu'nun, bu Ordu'nun itiraz şey işte dilekçesi. Bu da Ankara'nın. Efendim peki gitmeyi düşünüyor musunuz oraya? Yok canım, yani ya illa ki hani işim olsa giderim de şu an hani öyle bir niyetim yok. Peki. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz efendim? Vallahi bana ait olmayan şeylere bakıyorum, cezalara bakıyorum. Gelmiş, evet. Bana ait olmayan cezalar gelmiş. Hı-hı. Ben de bilmiyorum, anlamadım. İtiraz ettim gerçi adliyeye ama bekleyin dediler. Hani bir buçuk ay kadar bekleyin dediler. Ne cezası geldi size? Trafik cezası. Arabam yok. Arabanız? Arabam yok. 2011'den beri arabam yok. Burada cezalar yenmiş. 2018'de, 2014'te 3 tane ayrı ayrı ceza var. Biri Ordu, biri Ankara. Birinin de hiçbir şekilde ne plakası belli, ne nerede yediğim belli. 480 küsür lira ceza var burada. 3 tane cezamız var. 3 tane cezam var. Toplamı 800 küsür lira bir cezam var. Ama arabalar bana ait değil. Benim üstüme de çıkmıyor zaten. Ama cezalar bana gelmiş. Nerede yemişsiniz cezaları? Biri Ordu, Ünye, Ordu. Hiç gitmedim. Evet. Biri Ankara, oraya da hiç gitmedim. Hiç Ankara'ya yolunuz düşmedi mi oraya? Yok. Hiç gitmedim oraya. Peki en son arabanız ne zaman oldu? 2011'de. Satışını da verdim yani, hani şöyle bir şey, hani insanlar arabasını satar, satışını vermez, o arabayla başkası ceza yiyebilir. Ben satışı da verdim. Verdim. 2011'de ben satışı verdim. Üstüme kayıtlı bir araba yok, zaten gözükmüyor, araştırabilirler. Arabamız yok ama. 2014'te efendime söyleyeyim, biri 2018'de, bundan işte yaklaşık 2 sene evvel, biri de
O da 2018'de ceza yemiş. Daha yeni mi geldi size? E-Devlet'e yeni düştü. Yeni düştü. Yeni düştü. Haberiniz yok. Haberim yok. Arabanız var mı? Yok, arabam yok. Arabam yok ama cezam var. Ne yaptınız peki? Vallahi düşer düşmez gittim işte. Geçen ay adliyeye gittim. Hı hı. İtiraz yaptım. Bana dediler ki bir ay zarfında olumlu veya olumsuz deri cevap gelecek. Evet. Tamam, olumluya eyvallah razıyız da olumsuza niye razı olayım? Cezalar cebinizde mi? Nerede, yanınızda mı? Cezalar şöyle itiraz yaptığım işte şeyler, belgeler burada. Adliyeden. Evet. Biri Ordu, biri Ankara. Şöyle ben göstereyim size. Ne yazıyor orada efendim? Nerenin o ceza? Bu ceza Ankara'nın. Ankara. Ankara'nın neresi efendim? Yeğen Bey'miş. Gittiniz mi hiç oraya? Yok. Hiç gitmedim, bilmiyorum. Burası, bu da Ordu, Ünye. Buraya da hiç gitmedim. İşim yok yani. Evet. O yüzden bunlara itiraz yaptım. Şimdi bekliyoruz. Ama niye gelsin böyle bir ceza? Neden yani durup dururken? Niye böyle ben bunlara vakit harcayayım? Bir de üstelik para harcayayım. Evet. Peki ödeyebilecek misiniz? Yok canım, imkanı yok. Niye ödeyeyim ben bunları? Yani ödeyebilecek durum da yok zaten. Şu an pandemi, iş yok, güç yok. Bir de böyle bir cezalar geliyor. Evet. Yani neden olsun? Niye böyle şeylere mağdur kalıyoruz? Arabanız yokken? Yok. Arabam olsa yine diyeceğim. Belki benim arabamdan biri gitmiştir. Evet. Ama arabam da yok. Kaç senedir arabanız yok sizin? 9 senedir arabam yok. Ama? Ceza geliyor. Geçmiş olsun. Arabam yok, cezalarım var. Yani. Gülüyorsunuz efendim buna. Gülüyoruz. Böyle durumlara artık gülüyoruz biz yani. Ne diyelim? Gülüyoruz. Hani derler ya, ağlanacak halimize gülüyoruz. Biz de gülüyoruz. Peki. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.